Hocam bugün son idmanımızı yaptık. Genel bir değerlendirmeyi sizden alabilir miyiz? Evet. Hafta başında Kadir Hoca'nın ayrılmasından sonra ki ben özellikle bugüne kadar Pazarspor'a verdiği mesaileri, emekleri dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Salı günden itibaren biz nazilli çalışmalarımıza başladık. O süreç içerisinde de çocukların daha çok elbette son haftada alınan bir mağlubiyet biraz onların moral ve motivasyonunu bozmuştu açıkçası. Bu açıdan öncelikle onların kırılan kalplerini yerine getirme adına ekstra bir çaba sarf ettik. Ondan sonraki süreçte de tamamen idmana adapte ederek hayata döndürmeye çalıştık ve gerçekten özellikle son 2-3 idmanda tamamen kendilerine geldiler diye düşünüyoruz ki bize şu andaki görüntüler öyle. Çünkü şu anda oynayacağımız maç rakiplerimizden bir tanesi. Nazilispor. Son senelerde oradan hiç elimiz boş dönmedik. Ama içerideki ilk yarı dönemimiz maçta burada mağlup olmuştuk içerideki maçta. Yani önemi belli. Çünkü biz madem hedef oynuyoruz. Çünkü playoff'taki muhtemel rakiplerimizden bir tanesi. Onu geçerek veya oradaki alacağımız başarıyla veya puanla o hedeften kopmamak adına önemli bir maç. Onun için de belki çok klasiktir yani hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz anlamında demeyeceğim ama gerçekten canla başta çocuklar çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de elimizden geldiğince bilgi birikimimiz elimizde ne varsa onu çocuklara paylaşıp kendilerine en iyi şekilde kazandığımız ve kaybettiğimiz zamanda neler kazanacağımızı ve neler kaybedebileceğimizi zaten hemen hemen anlamış durumdalar. O açıdan da Brezilya'ya gidip başarılı bir şekilde dönmek istiyoruz. Ki şöyle diyorum yani biz şu andaki takıma gerçekten çok güveniyorum. Yani ortaya koydukları bugüne kadarki performans özellikle ki ikinci yarıda baktığımız zaman da ilk yarıdaki başarılı bir takım ikinci yarıda biraz daha az ama belki de bilmiyorum tam onun hesabını ama işte son 7 maçı mesela 4 tanesi veya 8 maçın 4'ü veya 5'i kaybedilmiş vaziyette oraya gidiyoruz ama hepsi bir tarafa özellikle son hafta içeride kaybettiğimiz maç bizim için çok büyük bir kayıp oldu. Onun telafisi de dışarıda galip gelmektir. Biz de o amaç o inançla birlikte yola çıkıyoruz. Yarın sabah saat 5'te buradan hareket edeceğiz. 8:20 gibi Trabzon'dan hareket edip oradan İzmir'e, oradan da Nazilli'ye geçmeyi düşünüyoruz. Sakat ve cezalıya gelince Eray arkadaşımız 4 sarı kartla oynamıyor. Bir de Onur arkadaşımız sakatlandı zaten burada. İlk yarıdaki pozisyonda kasındaki problemin ötürü en az 20 gün yok. Onun dışında sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Yani şunu diyeceğim yani evet iki kişi yok ama bizim kadromuz geniş bir kadro. O yoksa diğer arkadaşlar zaten bu takımın içindeyseler, bu takımın içinde bizle beraber nefes alıp burada antrenmana çıkıyorlarsa demek ki hemen hemen onlar da aynı kalitedir. Onların yokluğunu aratmayacağı kanaatindeyiz. Bu açıdan da kim oynarsa oynasın. Önemli olan orada kazanmak. Kazanmak adına da elimizden ne geliyorsa onu yapmak için en üst gayreti göstereceğiz. Hocam kalecimizin cezası belli oldu mu? Pardon, bak kaleciyi unuttum. Evet, kalecimiz artı kaleciyle beraber 3 kişi yok. O sanırım bu akşam belli olacak. Evet. Bildiğim kadarıyla bu akşam Hani belli olacak. Yani kalecimiz de yok. bir maç diye bekliyoruz. Kalecimiz de, Evet. kalecimiz de yok. Hani kesinleşti mi diye ben sordum. Yok. Hocam çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Takımımız dış sahalarda nedense çok çok daha iyi oynuyor. Puan ve puanlarla döneceğinize inanıyoruz. Maçı da dört gözle bekliyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. İnşallah güzel olur. Sağ olun.